Merhabalar, yeni bir yayına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere karavan kamp alanları hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Tabii pandemi ve deprem sonrasında karavancılık ve karavan kamp alanına ilgi giderek artıyor. Hem karavancı sayısı artıyor hem de karavan kamp alanlarının yapılmasıyla ilgili çalışmalar hızlandı. Gerek özel işletmeler, müteşebbis, iş adamı, girişimciler özel karavan kamp alanları yapmak konusunda çalışmalara başladılar, hız verdiler. Gerekse yerel yönetimler, belediyeler kendi illerinde, ilçelerinde, beldelerinde karavan kamp alanı yapmaya yönelik çalışmaları var. Bu konuda bizi de arıyorlar. Nasıl olsun, nerede olsun, nasıl yapalım, altyapısı nasıl olsun, ölçüleri nedir? Bununla ilgili ben zaman zaman tabii birebir görüşmelerimde bilgileri veriyoruz ama böyle bir video açayım. Hem bilgilerimizi, tecrübelerimizi böyle karavan kamp alanı yapmak isteyenlerle genel manada paylaşmak için böyle bir video yapma ihtiyacı duydum. Karavan kamp alanı oluştururken bana göre altın kurallar var, ana kurallar var. Bu kurallara muhakkak riayet edilmesi gerekiyor. Eğer bu kurallara uyulmazsa yatırımlar boşa gidiyor. Bunun birkaç örneği var. Bizzat gittim, gördüm. O ana kurallar, altın kurallar uygulanmadığı için yapılan yatırım heba olmuş, çöpe gitmiş, kullanılmıyor, terk edilmiş. Dolayısıyla böyle bir hataya düşmemek için karavan kamp alanında tabii ki ince detayları var. Onları da paylaşacağız. Neler olması gerektiğine yönelik. Kanalımıza abone olursanız bu tür bilgileri diğer karavanseverler olsun, karavan kamp alanı inşa etmek isteyen kişiler içinde faydalı bilgileri ulaştırmış oluruz. Kanalımıza abone sayısı her geçen gün hızla artıyor. Tüm abonelere teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. Ben de tecrübelerimi, işte kanunları, tüzükleri elimden geldiğince bu kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Hemen şimdi karavan kamp alanı nasıl olmalı? Onunla ilgili videomuza başlayalım. Evet, karavan kamp alanı kurmak için ana kurallar var. Altın kurallar diyorum ben onlara. Bunların en başında rüzgar geliyor. Rüzgar olmayacak. Karavan kamp alanında mümkün olduğunca yılın belki belirli günlerinde, çok belki kışın sert günlerinde olabilir ama onun haricinde mümkünse en az 10 ay, 11 ay rüzgar almayan kuytu yerler, çukur yerler de olacak. Tepe üstlerinde değil. Yani karavan kamp alanın altın kuralı rüzgar. İkincisi gürültü. Yani karayolunun hemen yakın olsun, giriş çıkışı kolay olsun diyerekten ana karayollarındaki o araç trafik gürültüsünden uzak olacak. Eğer varsa şehir gürültüsünden uzak olacak. Tabii karavan kamp alanı derken ben kamp alanından bahsediyorum. Bir de park alanı var. İkiye ayrılıyor. Ondan da biraz bahsedeyim. Karavan park alanı, karavanın kısa süreli parklanması için. Yani bir şehir kenarında olabilir. Şehirde belki bir alışveriş, turistik gezi, bir ziyaret yapabilmek için bir park alanı olabilir. Bu park alanlarında genellikle bu güneşlik dediğimiz tente açılmadan, masa sandalye kamp düzenine geçmeden normal bir aracın park etmesi gibi parklanma, belki bunun yanında işte elektriğini şarj edebilir, suyunu tamamlayabilir, pis suyunu boşaltabileceği, işte tuvalet atığını boşaltabileceği bir bölge olursa çok daha tabii güzel olur karavan park alanında. Karavan kamp alanı ise gölgeliğini, güneşliğini, tentesini açacak, masasını, sandalyesini, varsa hamağını kuracak, böyle işte deniz kenarında olabilir, ormanlık alanda olabilir. Uzun süreli dediğimiz işte bir hafta, 10 gün kamp yapılacak yerlere de karavan kamp alanı diyoruz. Biz bu videoda ağırlıkla karavan kamp alanını tarif edeceğiz. Karavan kamp alanı dediğim gibi yılın 365 günü kullanılabilecek bir lokasyonda olması lazım. Ona da biraz sonra değineceğim. Ama altın kurallar kırmızıyla ve daha sonra maviyle yazdığım gibi, birincisi rüzgar olmayacak. İkincisi gürültü olmayacak. Üçüncüsü de heyelan ve dere yataklarına aman ha, karavan kamp alanı kurmayın. Bunları da zaman zaman görüyoruz. Dere yataklarının kenarlarına Allah korusun bir sel baskını, aşırı yağmurlarda ki ülkemizin en büyük bu doğa afetleri, başta biliyorsunuz deprem geliyor. Belki depremin karavan kamp alanları için çok etkisi olmayabilir. Fay hatlarına yakın olabilir. Bu bizim için, karavancılar için bir avantaj olabilir. Ama dere yatakları çok tehlikeli. Bunun yanında tabii kayan, heyelan olan bölgelerde karavan kamp alanı kurulmaması gerekiyor. Bu üç ana madde benim aklıma gelenler ve tecrübelerimden istinaden bunları söyleyebilirim. Bunun yanında tabii lokasyonu nerelere kurulabilir? Bu çok önemli. Öncelikle ülkemiz tabii üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için birçok lokasyon nokta var.
Deniz kenarlarında olursa tercih sebebidir. Hem yurt dışı karavancılar, turistler için hem yerli karavancı, ülkemizdeki karavanseverler için öncelikle deniz kenarı, daha sonra orman kenarı. Orman içi demiyorum, bunu da biraz sonra nedenini söyleyeceğim. Ormanların kenarı. Tabii ki tarih, kültür alanları. Ülkemizin bu konuda çok zengin. Yani bugün Kapadokya'dan tutun, özellikle yurt dışı karavancıların güzergahlarında tarih ve kültür şehirlerimizin kenarlarında ve geçiş güzergahlarında olabilir. Dolayısıyla tarih ve kültür alanları diyorum ben onlara. Buralara yakın lokasyonlarda karavan kamp alanlarının kurulması tercih sebebidir. Bir de geçiş güzergahları. Geçiş güzergahları çok önemli. Hem yerli karavancılar için işte büyük şehirlerden İstanbul'dan Akdeniz'e, Karadeniz'e, Ankara, İzmir yine aynı şekilde özellikle yaz tatillerinde Akdeniz'e, Ege'ye inişlerde geçiş güzergahlarında karavan kamp alanları ve karavan park alanı tabi buralarda önemli. Bu güzergahlarda kurulması tercih sebebidir. Bir de yurt dışından gelen karavancılar var. Onların da geçiş güzergahları belli. Avrupa'daki karavancıların Asya'ya, işte Hindistan'a, işte İran'a, daha uzak Çin'e kadar güzergahları var. Bundan kısa süre önce, 1-2 yıl önce ağırlıkla işte Ukrayna, Rusya üzerinden karavancılar, Avrupalı karavancılar o güzergahı tercih ediyorlardı. Ama biliyorsunuz Ukrayna ve Rusya arasında geçen sene bir savaş sonrasında o güzergah terk edildi. Avrupalı karavancıların büyük çoğunluğu Doğu'ya, Orta Doğu'ya, işte Asya'ya geçerken artık Türkiye güzergahını kullanıyorlar. Bu bizim ülkemiz ve coğrafyamız için turizm açısından büyük bir kazanç. Özellikle geçen sene ben tabii yaşadığım Tekirdağ bölgesinde buna çok şahit oldum. Hatta bazı rehber arkadaşlar sağ olsunlar aradılar. Toplu şekilde 8 karavan, 10 karavan böyle bir turizm başladı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Türkiye güzergahını kullanıyorlar. Rehber arkadaşlar tabii sosyal medya üzerinden haberleşerekten yabancı karavancıları gruplar halinde 8 karavan, 10 karavan gerek Kapıkule'den gerek İpsala kapısından alıyorlar. Daha sonra işte ilk konaklaması Tekirdağ'da oluyor genellikle. Daha sonra İstanbul 2 gün, 3 gün orada tarihi yerleri geziyorlar. Alışveriş yapıyorlar. Orada konaklıyorlar. Ondan sonra güzergah 3'e ayrılıyor. Ağırlıkla Karadeniz üzerinden Gürcistan'a ya da Orta Anadolu üzerinden Anadolu üzerinden gerek işte Kapadokya gibi tarihi yerler gezilerekten ya da Akdeniz bölgesi işte Ege ve Akdeniz'de yine Efes var buna benzer hem tarihi hem deniz bu güzergahlardan İran üzerinden ya da Gürcistan üzerinden sınır kapısına kadar geçiş güzergahları karavan turizmiyle ülkemize bu konuda kazanç sağlıyorlar. Bu konuda tabii ki herhalde Turizm Bakanlığı bunun farkındadır diye tahmin ediyorum. Bu güzergahı ve Avrupalı karavancıları ülkemizde iyi konaklayabilmek, daha sonrasındaki karavancıları da bu güzergahları kullanmak için teşvik etmek üzere gerek Turizm Bakanlığı, gerek İçişleri Bakanlığı, gerek Orman Bakanlığı bu konuda karavan kamp alanlarının daha güzel, daha leziz, daha kullanışlı, Avrupa'daki benzerleri gibi olması yönünde çalışmaların yapılması gerektiğine inanıyorum. Şimdi karavan kamp alanlarının birazcık da detaylarına inelim ama altın kurallar bunlar. İsterseniz bir kez daha tekrarlayayım. Rüzgar olmayacak. Çok önemli. Çünkü karavancı rüzgarı çok sevmez. Tentesini açamaz. Dışarıda oturamaz. Özellikle orta yaş üzerindeki ki karavancıların büyük çoğunluğu orta yaş ve üzerinde. Tabii genç karavancılar da var. Dışarıda yaşam sürdüğü için rüzgar olmayacak. Mümkün oldukça rahatsız edici rüzgar olmayacak. Dolayısıyla tepe üstlerinde deniz kenarında özellikle Karadeniz'de sürekli rüzgar alan bölgelerde karavan kamp alanı kurulmaması gerekiyor. Bunun kötü örnekleri var. Biraz sonra ona da değineceğim. Şimdi karavan kamp alanlarında diğer detaylara geçelim. Evet, karavan kamp alanı kurmak isteyen özel girişimciler, işletmeler, müteşebbisler, iş adamlarının yanı sıra her ilçe, il belediyesi, hatta belde belediyeleri bile kendi sınırları içinde karavan kamp alanları oluşturma yönünde girişimlere, çalışmalara başladılar. Az önce olmayacakları ve olacakları söyledim. Bunun yanında muhakkak düz bir zemin olması gerekiyor. Ulaşımının dediğim gibi gürültüden uzak ama şehirlere de mümkün olduğunca yakın olursa şehir turizmi alışverişini canlandırmak için de çok uzak yerlerde değil, şehirlere, işte kasabalara, beldelere, ne bileyim ilçelere mümkün oldukça bu lokasyonlar çok önemli. Az önce de belirttiğim gibi deniz kenarı muhakkak önemli. Ama buralara ulaşım için yol birinci önceliğimiz yol tabii ki. Yol çok dik olmayacak,
Çok virajlı olmayacak. Zemin mümkünse asfalt olacak. Olamazsa sertleştirilmiş, sıkıştırılmış, ne denir? Şase yol mu deniyor? Mıcır olabilir. Yani karavancının yağmurda batmayacağı, oraya karavan kamp alanına giderken aşırı sarsıntı, işte sağa sola yatırma durumları olmayan. Çünkü birçok karavan kamp alanının girişlerinde çok dar yollar var. Yolların geniş olması gerekiyor. Rampa olmaması gerekiyor. Bir de yüksek ağaçlar, özellikle Akdeniz'de birçok kamp alanına gittim. Karavanlar yüksek araçlar, kıymetli araçlar. Herkesin aracı, karavanı kendine göre kıymetli. Ağaç dallarına çizilmemesi gerekiyor. Üstünde kliması var, çanak anteni var, güneş panelleri var. Bunların zarar görmemesi için muhakkak yol güzergahındaki ağaçların da uygun bir şekilde budanması gerekiyor. Karavancının en çok tercih ettiği, aradığı noktalardan birisi kamp alanına sağlıklı, uygun bir şekilde ulaşmak. Ulaştıktan sonra tabii ki, ama en önemli noktalardan birisi de kamp alanının güvenliği. Yani giriş kapısından itibaren çepeçevre fiziki güvenliğinin alınmış olması gerekiyor. Tel örgüyle olabilir, dijital güvenlik sistemleri, kameralarla olabilir. Muhakkak kamp alanının güvenli bir alan olması gerekiyor. Dediğim gibi lokasyon olarak deniz kenarı, orman kenarı, tarihi turistik yerler, alışveriş merkezlerine yakınlığı. Bunlar da önemli. Gürültü olmayacak yalnız. Bunun da altını çizmiş olayım. Çok şey istiyoruz ama ülkemiz gerçekten çok güzel. Binlerce yer var. Böyle lokasyon var. Kamp alanına girdikten sonra tabii ki kamp alanları aynı bir otel mantığında. Gerek yönetmelikler, kanunlar bunu arıyor. Jandarma arıyor. Muhakkak bir giriş çıkışının kaydının olması gerekiyor. Kayıt defterinin olması gerekiyor. Oradan başlayalım. Karavancı kimliğiyle normal bir otele giriş yapıyormuş gibi adı, soyadı, TC numarası ve bilgilerini muhakkak oraya vermesi gerekiyor. Avrupa'da tabii internet sitelerinden takip ediyorum. Birçok karavan kamp alanının fiyatından hemen başlayayım. Ortalama işte 13 euro ile 20 euro arasında ve birçok karavan kamp alanında dijital kartlar var. Kart alıyorsunuz ve pis suyunu boşaltmanızdan, temiz suyu doldurmanızdan, elektrikten, çamaşır makinesinden, ne bileyim ben, bulaşık makinesinden, duşundan, tuvaletinden her yere bir kartı okutarak o hizmeti alıyorsunuz. Bunu hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu adil kullanımı gerektiriyor. Karavancının da bir kaydının yapılması, daha sonra kartının verilmesi. Adapa parseli diyeyim ben ona. Tabi bunların bir standart ölçüleri var kamp alanlarında. Ben şöyle bir kontrol ettim. 6 metre genişliğinde ve mümkünse 7 metre uzunluğunda. Çünkü zaten bir karavanın genişliği yaklaşık 2,5 metre gibi ölçülerde 2,40 gelenler var. Tenteyi açtıktan sonra da 1,2-2,40 da o geliyor. Tabi onun yanında bir bölmesi oluyor. Dolayısıyla benim tecrübelerime istinaden yaptığım ölçümlerde bir karavan kamp alanındaki bir karavanın yanaşacağı yerin ortalama 6 metre genişliğinde 7 metre de derinliğinde olması gerekiyor. Bu çekme karavan, motokaravan şu anda ortalama ölçüler bunlar. Tabii arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Bu fotoğrafları da Avrupa'da, Almanya'da yanılmıyorsam bir karavan kamp internet sitesinden aldım. İnşallah Türkiye'de de buna benzer karavan kamp alanları hızla çoğalacak. Gördüğünüz gibi çoğu düz arazide, ormanlık, ağaçlık değil. Burada gördüğünüz gibi biz Türk karavancılar karavanlarımızı ağaçların altına çekmek istiyoruz ama yanlış. Neden? Çünkü güneş panellerinin elektriği alması, doldurması, yine eğer uydu anteniniz varsa bunun rahat çekebilmesi için ben de bu fotoğraflardan dikkat ettiğim kadarıyla çok orman içinde karavan kamp alanları yok. Tabii çadırcıların durumu farklı. Ben ağırlıkla karavan kamp alanlarından bahsediyorum. Bununla beraber tabii ki temiz su muhakkak olmazsa olmaz. Karavan kamp alanlarında temiz suyun muhakkak kullanılabilir tatlı suyun olması gerekiyor. Onun yanında elektrik, tabii birçok karavanda artık klimasından tutun, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kahve makineleri, tost makineleri, birçok elektrikli ev aletleri var. Bunların da rahat kullanılması için en yakın mesafede bir elektrik panosu olması lazım. Az önce bahsettiğim gibi adil kullanım için muhakkak süzme sayaçların olması lazım. Artık yeni ülkemizde de üretimine geçildi. Güzel paneller var. Hem suyu alıyorsunuz, hem elektriği alıyorsunuz, hem gri suyunuzu boşaltacak bir ayrı bir gideri var. Gri su dediğimiz, belki karavancılar bunu bilirler ama bilmeyenler için de işte bulaşık suyu, duş suyu, karavanın içindeki el yıkama suyunun boşaltıldığı ya da onun deposu gri su deposu oluyor. Bir de tuvaleti var tabii. Siyah su diyenler var, pis su diyenler var. Tuvaletlerin kasetleri var. Bunların da boşaltılması için çok uzak olmayan
Bir karavan kamp alanında belki 4-5 noktada koku yapmayacak şekilde, aynı zamanda kasetin yıkanması için hemen yanında bir kısa hortumlu çeşmesi temiz su ile beraber bunlar ihtiyaçlar. Tabii bununla beraber artık ortak kullanımda bir tuvalet olabilir, bir duş olabilir. Ben karavancının kendi tuvaletini kullanmasından yanayım. Kamp alanına gitse bile. Dolayısıyla biraz sonra Türkiye Kamp Karavan Derneği'nin internet sitesinden almış olduğum bilgiler de var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Kaç kişiye bir tuvalet olacak? Kadınlar için, erkekler için hem tuvalet hem duş. Daha sonra tabii muhakkak çamaşır yıkama ünitesi olması gerekiyor. Karavancıların kamp alanlarında bir bölümde çamaşır makinesi, belki çamaşırlarını, nevresimlerini, giysilerini kurutabileceği bir bölüm olabilir. Karavan kamp alanında aranan özellikleri bahsediyoruz. Daha sonra tabii çocuk oyun alanları olabilir, yüzme havuzu olabilir, gezi alanları olabilir, bisiklet yürüyüş alanları, karavan kamp alanının lokasyonu, ölçüsü, büyüklüğüyle doğru orantılı. Bu saydığım ünitelerin içinde barındıran birçok karavan kamp alanı yeni yeni yapılmaya başlandı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın bu arada. Evet, diğer bir konu da karavanların konumlandırılması. Ben de tabii bu Avrupa'daki internet sitelerinin fotoğraflarını incelediğimde birinci dikkatimi çeken ağaçların olmamasıydı. Çoğunlukla araç yok. İkincisi de karavanların biz özellikle bugüne kadar böyle bir I şeklinde dizip yan yana yan yana bir garaj düzeni gibi düşünürseniz hep öyleydi bugüne kadar. Oysa ben şöyle fotoğrafları inceledim, birazcık göz attım. Karavanların ya da karavancılarının da birbirini rahatsız etmeyecek, gerek görüntü kirliliği, gerekse ses kirliliği olmasın diye karavanların konumlandırılması ve aralarındaki mesafe. Yani biz az önce 6 metre dedik ama baktığım zaman fotoğraflarda gerçekten tabii bu arazinin büyüklüğü de doğru orantılı. Karavanların da adalarının, parsellerin, konumlarının aralarındaki mesafelerin de açılarının da birbirlerini rahatsız etmeyecek şekilde olması gerekiyor. Tabii diğer bir konu da Allah korusun yangın. Karavanlar ne kadar iç içe yan yana olursa bir karavanda çıkacak en ufak bir tehlikeli yangın durumunun diğer karavanlara sıçramaması, zarar görmemesi için de karavanların arasındaki mesafelerin mümkün oldukça açılmasında fayda var. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, karavan kamp alanlarında tabii artık çağımız dijital çağdayız. Olmazsa olmaz Wi-Fi bağlantısı muhakkak sinyal arttırıcı Wi-Fi'lerin olması gerekiyor iletişim çağında. Bunun yanında büfe market bu olmazsa olmaz. Karavan kamp alanındaki karavan sayısıyla da doğru orantılı. İşte belki tüpünü değiştirebilir, ekmeğini alabilir, suyunu alabilir, küçük ihtiyaçlarını giderecek muhakkak market. Eğer karavan kamp alanının lokasyonu toplu ulaşım araçlarıyla güzergahları üzerindeyse şehir içine gidebilirsiniz. Şehir içinde bir ihtiyacınızı giderirsiniz, bir ziyaret yaparsınız, tarihi turistik yerleri gezersiniz. Eğer böyle bir lokasyonda olursa çok da daha güzel olur diyorum. Evet, ülkemizde birçok karavan kamp alanını gezdim. Bazılarında yüzme havuzu dahi var. Denize uzak mesafede ise karavan kamp alanlarında da gerek çocuklar için gerek yetişkinler için bir yüzme havuzu da neden olmasın, olur. Kamp alanlarında olmazsa olmaz bizim kültürümüzde bir mangal kültürümüz var. Ama birçok kamp alanında ateş yakılmasına müsaade edilmiyor ki en doğrusu. Ama bu mangal bölümlerinin özel bir lokasyonda hepsinin bir arada olacak şekilde bir mangal alanının ayrılması da önemli. Evet, herhalde çamaşır yıkama ünitesinden de bahsettim yanlış hatırlamıyorsam. Bir bulaşıkhanesi, bir yemek pişirme alanı birçok karavan kamp alanında aranıyor. Diğer bir konu da çadır kampçılarla karavan kampçılarının muhakkak fiziki şartlarla ayrıştırılmış, ayrı olması gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü çadır kampçılar yaş itibariyle daha gençlerin tercih ettiği bir konaklama, kamp yapma kültürü diyeyim ben ona. Karavancılar daha çok orta yaş ve üzerinde. Dolayısıyla bu iki çadır ve karavancıların aynı ortamda yan yana olması bir müddet sonra denmeyen tatsız olaylara kadar varan çeşitli sıkıntılar doğurabiliyor. Dolayısıyla çadır kampçılarla karavan kampçılarının muhakkak hatta giriş çıkışlarının bile ayrı kapılardan olması, arasında fiziki bir bölümün olması
tercih sebebi. Evet, yayının bir bölümünde söylemiştim. Türkiye Kamp ve Karavan Derneği'nin internet sitesinde böyle modern kampingler için özel proje başlıklı bir PDF dosyası var. Buradan da faydalanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bilgiler var içinde. Biliyorsunuz Türkiye Kamp ve Karavan Derneği 1964 yılında kurulmuş. Çok eski, çok tecrübeli abilerimizin kurmuş olduğu, karavancıların kurmuş olduğu bir dernek, uluslararası federasyonlara kayıtlı bir dernek. Onların internet sitesinde böyle görüyorsunuz fotoğrafı. Çok güzel girişimcilerimizle el ele başlıklı güzel bir PDF dosyası var. Buradan da faydalanabilirsiniz. Burada örnek karavan kamp alanlarının nasıl olması gerektiği fotoğraflarıyla içinde neler olması gerektiğine yönelik hemen şöyle bakın görüyorsunuz arka tarafta karavan kamp alanının bir fiziki şartlarının nasıl olması gerektiğiyle ilgili güzel görseller var. Tabi burada çadırcılarla karavancılar aynı lokasyon, aynı alanda konuşlandırılmış ama ben onun farklı olması gerektiğine inananlardanım. Böyle hem yukarıdan görünüşü var. Daha sonra örnek kamping alanlarının standartları var. Burada kaç karavancıya bir tuvalet? Yani karavanların tabi ortalama standardı 2 kişi. Yani bir karavan Türkiye ve yurt dışından gelen karavancılarda da 2 kişi ya da işte yanında bir çocuk ağırlıkla geliyorlar. Dolayısıyla 20 erkeğe bir tuvalet, 15 kadına bir tuvalet demiş örnek kamping standardında. Bunu daha da azaltabilirsiniz. Örnek veriyorum 10 erkek için bir tuvalet, bir göz tuvalet, 10 kadın için bir göz tuvalet, duş tabii olabilir. Dolayısıyla 10 karavan için bir kadın, bir erkek tuvaleti yapılması bence daha ideal olacağına inanıyorum. Burada standartlar var. Bunlara bakabilirsiniz. Kapasite ve genel tesisler neler olması gerektiğine dair. İşte tabii unutmadan muhakkak ilk yardım ve yangın istasyonu diyoruz. Bunların muhakkak olması gerekiyor. Evet, karavan kamp alanı bir otel mantığında düşünmek gerekiyor. İçinde bir otelde ne varsa resepsiyonundan tutun. Dediğim gibi ilk yardım istasyonu eğer çok büyük bir kamp alanı ise belki de bir doktoru, bir hemşiresi, bir yangın söndürme istasyonu muhakkak olması gerekiyor. Güvenliğinin olması gerekiyor. Bir büfesinin muhakkak olması gerekiyor. Aynı giriş çıkış kayıtlarının aynı bir otel mantığında olması gerekiyor. Çepeçevre güvenliğinin muhakkak olması gerekiyor. Bir otel gibi düşünülebilir karavan kamp alanı. Evet, yayının başında söylemiştim. Bir tane de kötü örnek var. Rüzgarın ve gürültünün ya da lokasyonun nerede olacağıyla ilgili karavan kamp alanı yatırımı yaparken bunlar muhakkak göz önünde bulundurulması gerektiğini basa basa bir kez daha buradan belirtmek istiyorum. Neden? İşte İstanbul Çatalca Kaymakamlığı'nın köylere hizmet götürme birliği aracılığıyla Yalıköy Karavan Çadır Kamp ve Turizm Koordinasyon Merkezi var. Çatalca Yalıköy Karadeniz sahilinde. Bizzat gittim gördüm. Hatta aradılar. Birkaç defa el değiştirmiş. Yanılmıyorsam ya Avrupa Birliği'nden ya da Kalkınma Ajansı desteğiyle kaymakamlık çok güzel bir proje yapmış ama lokasyon yanlış. Neden? Karadeniz kıyısında gittim bizzat gördüm. Hemen deniz, kum, yol ve yolun üstünde kamp alanı var. İçinde her türlü tesis yapılmış ama kullanılmıyor. Boş, atıl kalmış. Bunun ana sebepleri birincisi Karadeniz'den sürekli rüzgar alıyor. Bizzat gördüğüm için. Hatta kumla beraber yani bir toz geliyor sahilden. İkincisi lokasyon geçiş güzergahında değil. Üçüncüsü tabii Karadeniz'in turistik ve deniz mevsiminin süresi belli. Kısa bir süre, işte maksimum 2 ay, 3 ay. Ve geçiş güzergahında bir kör noktada olduğu için böyle bir yatırım maalesef boşa gitmiş, heba olmuş. Kullanılmıyordu bildiğim kadarıyla. İnşallah iyi bir tanıtımı yapılabilir belki. Ama bu sebeplerden dolayı rüzgar aldığı için yılın uzun bir süresinde rüzgar aldığı için karavancılar tarafından çok tercih edilmiyor. Dediğim gibi lokasyonda geçiş güzergahında özellikle Avrupalı karavancıların geçiş güzergahında olmadığından dolayı böyle bir yatırım heba olmuş, kullanılmıyor, atıl kalmış. Bundan sonraki karavan kamp alanı inşa edecekler için gerek yerel yönetimler, belediyeler, kaymakamlıklar
gerekse özel iş adamları, girişimcileri amana bu rüzgara, gürültüye, geçiş güzergahına, lokasyona dikkat etsinler. Bunları muhakkak baz alsınlar. Ben onlara yine birebir yardımcı olurum. Tabii ki bizimle beraber bu sektörde emek sarf eden bir sürü arkadaş var. Onların da fikirlerini alsınlar. Yanlış yatırım yapmayalım. Atıl kalmasın. Yalıköy karavan kamp alanı, çadır alanı gibi olmasın diyorum. Bu yayının da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gerçekten güzel ilgi görüyorum. Abone sayısı hızla yükseliyor. Ama birçok videomda söyledim. Ben YouTuber değilim. Yerelde bir gazeteciyim. Aklımın erdiği, dilimin döndüğü ve tecrübelerime istinaden böyle bilgilendirme videoları yapıyorum. Eğer böyle girişimci, iş adamları, yatırımcılar, yerel yönetimler, belediyeler, karavan kamp alanı yapmak isteyenler varsa bu videoyu onlara ulaştırırsanız herhalde tecrübelerimize istinaden bu bilgilerin onlara faydalı olacağına inanıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.